Bologna'dayız. Selam. Uçuş İstanbul Sabiha Gökçen'den Bologna Havaalanı'na yaklaşık 2 saat 40 dakika kadar sürdü. Havaalanında işlemleri tamamladıktan sonra havaalanından hemen çıkıp Marconi Express diye bir bunların kendi haraçları var. Haraç train. O trene biniyorsunuz. Onunla şehir merkezine, bu Centrale'nin olduğu yere geliyorsunuz. Bologna merkez istasyonu. Bunun ücreti tek gün için bir kişi 11 euro. Gidiş dönüş alırsanız da 20 euro. Çok kısa bir mesafe, çok pahalıya geliyor. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi Centrale'den de otobüse binip otelimize gideceğiz. Burada otobüs ücretleri de tek bir yön için bir kişi 1,5 euro. Biz otele gittik, üstümüzü giyindik hızlıca. Şimdi yemeğe geldik. Burası çok güzel bir yer, o yüzden size çekmek istedim. Şöyle Sfogliarina diye kaydedebilirsiniz. Bayağı eski bir makarnacı. Masaya oturduğunuzda başınıza getirilen şöyle bir menü. Buradan seçiyorsunuz. Bu da ilginç olan kısmına geliyorum. Orada seçtikten sonra her masada bunlardan duruyor. Buraya yazıyorsunuz ve onlar alıyorlar. Siz onlara ayrı sipariş vermiyorsunuz. Şöyle yukarılarda da burada işte mesela atıyorum alkol istiyorsanız onun menüsü var. Yedik makarnamızı. Nasıldı? Çok güzeldi. Çok beğendim. Sürekli taze çıkıyor falan. Bayağı keyifli bir makarna. Biz şimdi Bologna sokaklarında yürüyoruz. Belki bir tatlı yiyeceğiz falan. Evet, şimdi Maggiore Meydanı'na gelmişken hemen yanındaki San Petronio Bazilikası'na geldik. Burası da Avrupa'nın en büyük 6. falan dini yapılarından biriymiş. 1400'lere falan dayanıyor geçmişi. Sadece burayla ilgili ilginç bir bilgi olarak şu var. O zamanlarda başlamasına rağmen hala tamamlanamamış. İçerisinde güzel eserler var gezerken. Şapeller kapalı zaten, şöyle kenarlarda görebilirsiniz. Şimdi şu an böyle kapalı olan bu şapel Maggi şapeli. Bunun şöyle bir özelliği var. Girişte de askerler bekliyordu kilisenin. Nedeni de bu şapel aslında. Sebebi şu: burada yer alan Giovanni di Modena tarafından yapılmış olan Cehennem adlı bir fresk var. Bu fresk yüzünden 2002 yılında El-Kaide üyesi 5 kişi burayı bombalamak istemiş. Ama kurtarılmış. Saldırıyı planlayanlar da tutuklanmış. Ama o günden beri kapıda askerler nöbet tutmaya devam ediyormuş. Canım acıttı, şerefsiz. Metropolitan di San Pietro Katedrali'ne geldik. Burası 1141'de. Burada bulunan başka bir katedral yanınca onun yerine yapılmış. Çok sessiz, 15 dakikaya kapanacak çünkü. Ama bu şekilde gelmesi 17. yüzyıldaki çalışmalardan sonra olmuş. Özellikle sanatla ilgilenen insanlar buraya çok geliyormuş. Çünkü bazı usta sanatçıların çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bulmak için geliyorlarmış. Burada bir de Çan Kulesi var. Oraya çıkıp şehir manzarasını izlemek güzel olur. Muhtemelen şu an yetişemiyoruz da. Günaydın. Bugün
biraz erkenciyiz. Dün güzelce ne dinlendik. Şimdi Ferrari Müzesi'ne gideceğiz. Biraz yolumuz uzun. Müze Maranello'da. Maranello'ya gitmek için de şimdi buradan Bologna Centrale değil de Mazzini durağı bize yakın. Oradan trene bineceğiz. Sonrasında trenle Modena'ya gideceğiz. Modena'dan da Maranello'ya iki otobüsle umarım gideceğiz. Bir de Modena'da Enzo Ferrari Müzesi var. Vaktimiz kalırsa onu ve biraz da Modena'nın böyle çarşısını, içini gezmeyi düşünüyoruz. Evet. Ama Ferrari Müzesi'nin çok güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü neden olmasın? Evet, biz şimdi Modena'dayız. Size Ferrari Müzesi dedik, hem de işte Enzo Ferrari dedik. Biz önce Enzo Ferrari'ye geldik. Ferrari Müzesi ile ilgili okuduğumuz bazı yorumlardan dolayı oraya gitmekten vazgeçtik. Çünkü hem mesafe hem para olarak değmeyeceğini düşündük. Bologna Centrale'den buradaki Modena'ya trenle 4,30 €'e geldik kişi başı biletlerimiz. 15-20 dakika falan sürdü. O yüzden uyumayın bu yolculukta. Şimdi müzenin ücretleri burada yazıyor. 22 € buraya giriş. Yanında da 30 € bir paket var. O da diğer Ferrari Müzesi'ne giderseniz diye. Eğer ikisini beraber almak isterseniz ucuza geliyor çünkü. Normalde orası da 20 €. Şimdi bu aldığımız biletle bu binaya da girebiliyormuşuz. Visit the Motor Museum. Şimdi tekrar dikkatimi çektiği için ufak bir meseleden bahsetmek istiyorum. Hem de bizim de ülkemizde çok aktif bir tartışma konusu olduğu için. İtalya'da göçmenler hususunda bayağı sıkıntı yaşayan bir ülke. Böyle haritadan bakarsanız zaten Tunus'la İtalya arasında küçük bir ada var. O adada göçmenlerin bir nevi geçiş noktası bu taraftaki. Ve Afrika'dan vesaire şu Kuzey Afrika ülkelerinden özellikle Tunus'a gelip Tunus'tan da oradaki durumdan da memnun olmayıp botlarla işte o adaya geçen bir sürü insan var. Bu normalde geçen sene burada seçimler oldu. Ondan sonra ilk defa hani ben şeylere baktım, oranlarına baktım, merak ettim. Geçen senenin ilk 3 ayıyla bu sene ilk 3 ay arasında gelen göçmen sayısı 4 kat artmış. O yüzden etrafta böyle gezerken falan çok fazla o Tunus civarı olan hani Arap versiyonlu insanları vesaire görebiliyorsunuz. Pakistan, Afganistan oralardan da. Evet, onlar da. Kuzeyde daha az, güneye indikçe daha fazla. Roma'da özellikle çok aşırı kalabalıklar. Napoli'de zaten İtalyan yok yani neredeyse çok az. Bologna normalde çok turistik bir yerde olmadığı için ben çok görmeyiz diye düşünmüştüm. Evet, mesela ama Modena'da hiç beklemezdim. O yüzden bir miktar şaşırdık. Oradan da aklıma geldi zaten paylaşmak için. Konumuza dönersek Modena'dayız. Gelmişken Modena'nın merkezini görelim dedik. Yürüyoruz.
Modena'ya gelmişken tabii ki buranın doğmasını görmeden gidemezdik. Çok farklı gözüküyor bu arada, böyle taş kale gibi. Burada Belke Bey geliyor. Perfecto. Şimdi biz şöyle şu tarafta döndük Bologna Central'e ve çok acıktık. Geldiğimizde de şöyle şurada farklı ülkelerden bir sürü çadırlar kurulduğunu gördük. Sokak lezzetleri diye. Biz şimdi henüz İtalyan şeylerini doymadığım için diğerlerine gitmedik. Burada böyle bir yer var. İşte farklı farklı pizzalar, böyle peynirli değişik isimli şeyler var. Biz de onları deneyeceğiz. Bir tane şu peynirli gözleme gibi gözüken şeyden aldık. Bir normal pizza, bir de pesto soslu ekmek gibi olandan. Şimdi burada oturacağız, bir şeyler yiyeceğiz. Fiyatları da göstermek istiyorum. Bu peynirli olan şeyin parçası 3,5 euro. Bunlar da 2,5-3 arası dilimleri değişiyor ama dilim dedim de şöyle şuradan görün. Kocaman. Böyle işte. Şimdi oturacak bir yer bulmamız lazım. Belki Bey bakıyor. Evet, az önce gösterdiğim yerde biz aldık, bir şeyler yedik. Bitiremedik zaten. Tren istasyonuna giderken üstte bir park vardı. Orada böyle çay bahçesi gibi bir yerden içecek bir şeyler alıp orada yedik. Sonra şimdi gün batımın Two Towers'dan izleyebilmek için bilet almaya gidiyoruz. Ama saat gitti de ilerledi, inşallah bulabiliriz. Yoksa yarın için alırız. Oraya gittiğimizde ne kadar olduğunu söyleyeyim. İnternette 5 euroya satılıyor. Kapıda ne kadar olduğunu göreceğiz. Evet, şimdi az önce demiştim ya kapıdan bilet alırız diye, öyle bir şey yokmuş. İlk baktığımdaki gibi internettenmiş zaten. 5 euro. Başı ve saatlik rezervasyon yaptırıyorsunuz. Boşluklar yazıyor listede. Bu bileti alabileceğiniz web sitesini aşağıya ekleyeceğim. Saatiniz gelmeden bir 10-15 dakika önce kapıdaki görevliye geliyorsunuz. Benim böyle bir rezervasyonum var. O size uygulamadan böyle işaretliyor ve şu sıraya giriyorsunuz. Göstereceğim şimdi. Böyle. Saat geldiğinde de bu sırayla almaya başlayacak. Yani tam da başladı zaten. Şimdi yolumuz çok uzun ve meşakkatli. Hayırlısı inşallah çıkabiliriz sonuna kadar. Otobüsü bekliyoruz. Bir elektronik mağazasına gideceğiz, bir şeyler bakmaya. Sonra da otele gideceğiz. Sabah görüşürüz. Bye bye. Hello. Bugün Bologna'daki 3. günümüz. Biraz öğlen saatlerine geldi. Acele etmedik. Yarın çünkü tüm gün yarışta olacağımız için sabah 6'da falan kalkacağız. Hava da çok güzel ve bugün burada İtalya'nın Cumhuriyet Bayramı tatil. O yüzden çoğu dükkanlar falan kapalı. 2 Haziran burada resmi tatil, bilginiz olsun gelirseniz. Ama marketler falan açık, o yüzden güzel bir market alışveriş yap. Şimdi de çıktık, güzel bir parka gidiyoruz. Müzik.
Santa Maria da Levite'ye geldik. Burası yine bir kilise. Ancak şöyle bir özelliği var. Burası da yine çok eski yapılardan biri. Maggiore Meydanı'na çok yakındayız. Ve burasının bir müzesi de var içeride. Eğer ücret ödeyip girerseniz görebilirsiniz. Orada çok önemli heykeller sergileniyor. Biz Bologna Üniversitesi'ni ararken Bologna Üniversitesi'nin zooloji bölümünün müzesine geldik. Şurası, az önce gösterdiği yer. Ya biz üniversiteyi arıyorduk, neredeydi falandı, fişmandı derken bahaneyle bizim de biraz lavabo ihtiyaçlarımız vardı. Rica ettik, dedik kullanabilir miyiz? Dediler ki kullanabilirsiniz ama bir şartımız var. Şartları da müzeyi gezmemiz. Tabi biletler de ücretsizmiş. Biz de dedik gezelim tabi, neden olmasın. Çok severim zooloji. Gezdik. Doldurmuş her güzeldi aslında bence yani. Keşke biraz bilgim olsa da daha keyifli olabilirdi. Müzeyi gezdik tabi, ihtiyaçlar karşılandı. Şimdi gerçek üniversitenin ana binasını arıyoruz. Şimdi üniversiteyi görmek için Palazzo Poggi'ye doğru yürüyoruz. Burada çok bisiklet var. Çok fazla motosiklet var. Aynı Yunanistan'daki gibi eski model motosikletlerden çok fazla. Scooter da, Piaggio tarlası. Ama çok hoşuma gitti. Evet, şimdi döndük. Burada bir kütüphane var. Napoli'de keşfettiğimiz Michelin yıldızlı Michele. Daha sonra Amsterdam'da da hatta gitmiştik. Bologna'da da varmış. Tabii görünce dayanamadım. Bir yiyelim dedik. Buranın pizzasını aslında çok aşırı beğenmiyorum. Ama kendine has bir tarzı var. O yüzden bir yiyelim, karnımızı doyuralım. Güzeldi. Diğerlerinden bir farkı var mıydı? Vallahi yoktu açıkçası. Yine evet, aynı. Her yerde aynı kalite. Evet, yani aynı. Dikişi tutturmuşlar, gidiyorlar. Gayet güzel, beğendim. Acılı zeytinyağı da çok güzeldi. Dudağım hala şurası şöyle yanıyor. 8 euroydu galiba. Evet, burada 8 euroydu. Bir tık daha fazla Napoli'den, Amsterdam'dan ucuz. Napoli'de 5 euroydu yani. Napoli'de bayağı ucuzdu. Ve sıra falan bekliyorduk. O yönden daha iyi. Garsonlar böyle bir hafif eğlenceli, hafif kaba, değişik tiplerdi. Ama güzeldi. Gelirseniz kesinlikle gelin. Michele asla yanıltmaz. Bu akşam hava biraz serinledi. O yüzden ben de yağmurlu mu giydim vallahi. Yanımızda ceket falan yoktu. Gündüz o kadar sıcaktı ki. Yarın yarışa gideceğimiz için saat 9.30. Burada hava kararmıyor. O yüzden sanki erken dönüyormuş gibi hissediyoruz ama ona geliyorsa. Otele dönüyoruz. Sabah 6'da kalkacağız. Heyecan dorukta. İyi geceler.
Bye.